İhmal etmeyin. Sosyal Güvenlik Kurumu. Tempo TV, sizin kanalınız. Merhabalar. Gazetecilerle Gündem adlı yeni bir programa başlıyoruz. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bu arada tabii Ramazan da araya girdi ama asıl Türkiye'nin gündemi, birinci gündemi 11 kenti yerle bir eden deprem de seçimlerin gölgesine kaldı. Deprem sarsıntıları sürerken, sıkıntılar sürerken, çadırlar ve kan satıldığı iddiaları ortadayken yeni iddialar ortaya atılıyor. Tabi bu arada mahkeme kararıyla engellenen haberler de oluyor. Efendim Suriye'de, Irak'ta getirilen petrol 10 milyon dolardan bahsediliyor. Tabi bunların hepsini gölgede bırakan bir seçim var ülkede. 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor ülke. Evet, adaylar belli oldu. 4 adayı. Sıralar da belli oldu ama bu arada inceden sertleşen söylemlerle birlikte toplum geriliyor, parti binaları kuşlanıyor. Tabii bu yetmezmiş gibi daha önce depremi unuttuğumuz gibi parti binasını basıp genç bir kadını öldürme de vardı bu ülkede. Evet, geriyoruz. Ülkeyi gerdikçe de maalesef toplumda karşı karşıya geliyor. Selamlaşamıyoruz bir türlü bu mübarek Ramazan ayında. Korkumuz o. Günaydın diyemiyoruz binamızdakilerine, komşuya, karşılaştığımıza. Tartışmaya da giremiyoruz. Ben gazeteci olarak sorduğum bir soruya bile yani anında gerilen bir habere konu olacak olaylar yaşıyoruz. Adapazarı'nda en son bir habere gittik. Et kuyruğu. Ben Ardahanlıyım. Kırmızı et deposu diye bilinen ülkemde bile orada sıraya giriyor insanlar et almak için. Tabii parası olanlar. Mikrofonu uzattığınızda da siz falan partinin filanı mısınız diye söylemler var. Tam da kendisi kuyrukta et alamayacak halde bu vatandaşa böyle diyor. Evet, bir gün yine bir programla başlıyoruz. Dünyanın ve ülkenin gündemini çok önemli konuklarla tartışacağız, konuşacağız. Ben sözü Özlem Şeyma İlmaz'a bırakarak programımıza bakalım konuklar kimmiş, başlayalım. Merhabalar, ben gazeteci Özlem Şeyma Yılmaz. Fakir Bey yine gündemin nabzını tuttu. Biraz hızlı girdik programa aslında. Ben hemen konuklarımızı anons etmek istiyorum, bir merhabalaşmak istiyorum. Gazeteci Mustafa Dolu bizimle birlikte. Pir Seyit Mehmet Tezer bizimle birlikte. CHP Erdem Milletvekili aday adayı Özel Özen katılacak telefonla. Yazar ve şair Güven Kahramanoğlu bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa abi yolda gelirken... Mikrofonlarla konuşalım evet, lütfen. Yolda gelirken Seyma soruyordu, Alevi dedesi... Gazeteci, profesyonel bir gazeteci bana bir abilik yapmış. Genel yayın yönetmenim yapmış. Bir abimiz şu anda benim karşımda. Bir de yazar. Nasıl yapacağız dedi programı. Nasıl yapalım programı? Nasıl birleştirdik? Ramazan'da biz bir her şeyi bu özellikle cemaatler tam bu zamanda tespa satma efendim ayağını bastı diye tartışılan seccadeyi satmak satanların işte cemaat tezunları tam o arada Ramazan'ı da fırsat bilerek işi ranta çevirmeye çalışırken biz dedik ki tam bir iş ben dedim özellikle. Bir dedem var dedim onu tanıyorum dedim. Bir de arayalım. Ramazan'da illaki imam şart değil. Bir de dede çağıralım dedim. Doğru mu yapmışım? Dede sonuçta imam kadar imamın yerine geçerli bir din görevlisi. Evet. Bir dini liderimiz diye olmasın. Olmasın oldu değil mi abi? Yani gene senin muhabirin olarak yanlış yapmamışsın diyorsun. Yok. Hayır. Fırça yiyordum ben. Haber atınca siz şu eksik olmuş bu eksik olmuş diye koşturduk. Hoş geldin abi. Mustafa evet. Bey sizinle başlamak istiyorum. Öncelikle nasılsınız, nasıl gidiyor? Yani gündem biraz kalabalık. Siz de bir gazeteci olarak bu gündemi nasıl takip ediyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok merak ediyorum. Eski demiyoruz hep siyaset içinde. Beyoğlu'nda belediye başkanı aday olmuştu hatta. 40 payla da kaçırdı. Bir seçim daha var Mustafa abi. Nasıl değerlendiriyorsun? Evet, o kazandığımız seçimi kedinin trafoya girmesi sonucu maalesef kaybettik.
böyle bir şey, bu önümüzdeki 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde de böyle şeyler olabilir diye düşüncesindeyiz. O nedenle 2019'da alınan İstanbul seçimlerindeki olan tedbirleri aynen bu seçimde de Türkiye genelinde uygulamak durumundayız. Şu anda ittifaklar dahil 3 tane ittifak içerisinde bir parti Cumhurbaşkanı adayları var. Bu ittifaktaki partilere baktığımızda yaklaşık 22 parti civarında parti bir ittifak oluşmuş. İşte Ata İttifakı, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Bu partilere, bu ittifaklara dahil olan ve bu ittifakları destekleyen parti sayısı 22. Muharrem İnce'nin de ayrı bir ittifakı dahil mi değil mi belli değil ama bunlar her 22 partiden birer tane aday olsa her sandıkta 22 kişi eğer bir sandığa sahip çıkamıyorsa kimsenin efendim hile oldu falan gibi bir şikayeti olmaması gerekir diye düşünüyorum. O nedenle herkes kısa bir sürede gözünü dört açıp sandık namustur, şereftir, oy da namus ve şereftir. Namusunu, şerefini herkes korumak durumundadır. Ne için yapacak? Aydınlık Türkiye'nin geleceği için yapacak. Çocuklarımız için yapacağız. Torunlarımız için yapacağız. Sonuçta mevcut 21 yıldır bu ülkeyi yöneten hükümet yoruldu. Artık onlara da kardeşim güle güle gidin, biraz istirahat edin, dinlenin. Kendinizi toparlayın, kendinizi sorgulayın. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Neler yaptıklarınızda kendilerinizi bir öz eleştiri yapın. Sonra bu ülkeye yönetmeye talipseniz, önünüzde işte sanıyorum 14-15 Mayıs'tan sonra bu ülkeyi yönetecek yeni partiler veya yeni yönetimler olacaktır. Onları da örnek alsınlar, ondan sonra da gelsinler diye düşünüyorum. Dolayısıyla tüm milletin başını iki elinin arasına alıp iyice düşünmesi lazım. Mesela emekli arkadaşlarımız aldığı emekli maaşının yetip yetmediğini, efendim bu ülkede pahalılık olup olmadığını, enflasyonun ne kadar yükseldiğini, dövizin ne kadar yükseldiğini, işsizliğin ne kadar arttığını, liyakatsizliğin olmadığını, hak, hukuk ve adaletin uygulanmadığını düşünecek. Elini dediğim gibi başını iki elin arasına alacak. Ha bu düzenden ben memnun diyorsa ne ala buyursun o düzeni yürüten partisine oy versin. Ama değilse kardeşim yeter ben çok çektim deyip kendine başka bir ülkenin aydınlığı vaat eden başka bir ittifaka oyunu verecek. Değişiniz. Durum bu kadar basit. Mustafa Bey şöyle bir durum var ki ben gazeteciliğe başladığımdan beri siyasetin hiç de temiz bir dille yapılmadığını düşünüyorum. Yani şu anki seçime gidiyoruz. Bu çok ülkenin kaderini değiştirebilecek bir seçim. Yani herkes çok hazır ve çok istekli bu seçim için. Sizce hala bu siyasetin nabza düşürülmesi mümkün değil mi? Hala bu temiz siyaseti oluşturmak mümkün değil mi? Bir gazeteci olarak size soruyorum aslında. Şu anda biz bu siyasetin iyi yapılmadığına, iyi yapılmayarak başlandığına biliyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Evet. En başta bu anayasaya uygulanmayan bir siyasetle başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu anayasaya göre aday olmaması gerekiyor. 101 ve 116. maddeye göre ve bu değişilmez bu Türkiye'de uygulanan anayasamıza göre aday olmaması gerekiyor ama Yüksek Seçim Kurulu bunun aday olmasına karar verdi. Biz mevcut yeni sistemle olayı sıfırladık kilometreyi. Ama benim arabam çok metresi 60 da Sayın Cumhurbaşkanımız sıfırladı. Şimdi Tayyip Bey 2014 yılında parlamento tarafından milletvekili seçildi. Daha sonra halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Bu arada anayasanın değişikliği yapıldığı şeyde bu ilgili anayasada bir kişi iki sefer Cumhurbaşkanı olur lafını anayasayı değiştiren kendi partisi yani AKP bu anayasanın maddesinde herhangi bir müdahale yapılmadan madde olduğu gibi kaldı. Ve madde
gayet açık. Herkes biliyor zaten. Arz edilirse de bu anayasa burada okunabilir. Bir kişi Cumhurbaşkanlığına iki sefer aday olabiliyor. Üçüncü sefer aday olabilmesi için şu andaki parlamentoyu feshedecek milletvekilleri oylamasıyla feshedilmiş ve seçime gidilmiş olsaydı Tayyip Bey burada aday olma hakkı vardı. Ama parlamentoya başvurmadan Cumhurbaşkanımız seçim kararı aldı. Her ne kadar bir ay erken aldısa da adı erken seçim. Keşke parlamentoya müracaat edip parlamento kararıyla almış olsaydı adaylığı tartışılmayacak. Peki ben bir şey soracağım. Ben tartıştığım bir konu var Mustafa abi. Ben yazdığımda bu sırada söylüyorum. Ulusal televizyonu da yansıtmaya çalıştım. Sağ olsun arkadaşlar da ekranı da verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kendisi karar aldı anayasa gereğince. Olmaması gerekiyor. Çünkü meclisi feshedilseydi değil mi? Meclis feshedilecekti. Sayın Cumhurbaşkanım seçim kararını aldı ama meclisi feshetmedi. Meclis şu anda halen açık ve meclistekiler de nedense kendilerini acaba 3-4 maaş daha alalım, mecliste biraz daha kalalım diye mi sessiz duruyorlar? Şimdi çok çirkin, yani çok ilginç bir durum var. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştiriyoruz. Diyoruz ki sen tek başına seçim kararı aldın. Doğru. Ama meclis feshedilmedi. Meclis ayakta. Bu nasıl bir şey yani? Meclisler niye bunu söylemiyorlar şu anda? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onu diyorum ben de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurup erken seçim kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi almış olsaydı doğru. Zaten o anda meclis kapanmayacaktı. Yeni seçilim olup yeni milletvekilleri yemin edinceye kadar meclisin görevi devam edecekti. Evet. Şimdi bu nedir? Dolayısıyla yani biz 3 ay daha veya 1 ay daha fazla maaş alalım gibi bir konu söz konusu değil. Şu anda açık efendim. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız karar aldı. Pazartesi günü mesela kanun çıkıyor şu anda mecliste. Cumhuriyet Halk Partisi. Ama bir ay boyunca meclis olmayacak mıydı Fakir Bey? Öyle bak. Hayır yok. Meclis tam feshedilir. Kanun gereği diyor ki meclis feshedilir. Depremzedelerin yapılacak evine anayasa gereği yine orada anayasa gereği tamam. Devletin onlara konut yapıp vermesi konusunda kanun teklifi verecek. Meclis çalışıyor. Efendim? Meclis karar alsaydı yine seçime kadar çalışacaktı zaten. Bakın, komple bitmesi mümkün şu andaki değil durumda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hata diyoruz. Cumhurbaşkanımızın kendi başına karar alması doğru değil diyoruz. Doğru değil tabii. Olmadı evet ama kararı almasına rağmen meclisi feshetmesi gerekiyordu diyorum ben. Meclise başvurmadı çünkü meclisten. Mecliste işine geldi sessiz duruyor. Hiç meclis, olmuyor. Hayır. Ya bu meclise niye biz gidiyoruz meclis daha? Öyle değil. Meclise gelseydi meclis zaten o konuyu da reddedecekti. Niye? Cumhurbaşkanının anayasaya uygun olarak seçilmediğini, bu seçimin sakat olarak başladığını öyle bir karar alsa şimdi söyleyemeyeceklerdi. Şimdi onu söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı. Ama kendilerini meclis feshetmediklerini söylemiyorlar. Evet. Meclisine feshetmeyecekti belki. O çoğunluğu bulamayacaklardı. Evet. Ama, mecliste feshetmeyecekti. Ama sen Erdoğan'ın kararı alırken mecliste feshetmesi gerekiyordu. Meclis feshetme yetkisi yok ki Cumhurbaşkanı. Meclis feshedip seçim kararı alıyor değil mi? Öyledir. Şu an esnede diyor. Seçim kararı alabilir. Aldı. Seçim mecliste kararı aldı. Mecliste feshettin demesi gerekiyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunup kardeşim erken seçime gidelim, bunun kararını alın deseydi, üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı'nın tartışılması o söz konusu doğru, değildi. Sizin dediğiniz evet. Cumhurbaşkanı, ben de meclis tarafını tartışıyorum. Meclis sükut duruyor. Yani meclisin de feshedilmesi gerekiyor diyorum ben ısrarla. Sayın Cumhurbaşkanımız kararı aldığı ama gün meclisin de fesh olması gerekiyordu. Şimdi bir ülkede... Şimdi dezavantaj var, özür diliyorum, ben şöyle anlatayım. Milletvekillerin, şu an giren milletvekillerin hala milletvekili olması adaylığa... Hem adaylığa girmiş, adaya da olmuş. Hem hala milletvekili. Dozetle. Şimdi abi... Bu eşitlik sağlanamaz diye. Şimdi Erdoğan'a kılıyoruz ama kendimizi hiç ses etmiyoruz. Meclisin feshedilmesi söz konusu değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alır. Bu erken seçim kararında da yeni seçim oluncaya kadar eski milletvekiller, şu anda parlamentoda olan milletvekillerini görevli sürer. Yeni yasama yılı başlayınca da milletvekilliği seçilen seçilir, seçilmeyenin milletvekilliği sona erir. Anladım. Evet. Durum bu. Peki dede. Bir de şöyle bir hemen şöyle toparlama yapayım. Bir de şu an gündemde olan bir seccade polemiği var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği yüzünden çoğu uzun zamandır yani en başından beri aslında büyük
sorunlar ve iddialar ortaya atıldı. Aleviliği büyük sorun oldu bu ülke için. Sanki öyleymiş. Ülkede Alevilik falan sorun değil. Kemal Bey'in girdiği... Kemal Bey'in o moda sokmaya çalışıyorlar. Evet. Hayır, Kemal Bey'in oraya girdiği şey de bir halı mağazası. Halı mağazasında bir sürü halılar var. Yerde. Hayır, ben gelirken imama sordum. Hayır, imama sordum. Özür dilerim. Orası bir halı mağazası. Namaz 24 saat. Orası cami değil, tekke değil. Hayır, veya efendim. Mescit değil, bir şey değil. Halı mağazası. Onun yerde olması halı mağazasında yerde bir sürü halılar var. Eğer halı bu kadar kutsalsa o zaman camilerdeki halıları kaldırsınlar. Bir de aynı başka bir şey. O biraz organize edilmiş bir şeye benziyor aslında. Bende fotoğraf var. Bayrağı ayak altına alanlara ne diyeceğiz peki? Bayrakları yerde bırakıp gidenlere ne diyeceğiz? Hayır. Ayasofya açılırken bayrağı ayak altına alıp onun üstünde namaz kıldılar. Ayaklarla bayrağı çiğnediler. Seccade mi önemli bu ülkede, bayrak mı önemli? Önce bunu tartışanlar ona karar verecektir. Hayır, ben imama soruyorum. Daha diyor ki, ben milliyetçiliği ayak altına aldım diyen dedildiği zaman niye bu millet sesini çıkarmadı? Hayır, imam diyor ki adam diyor 24 saat makineli gibi namaz mı kılıyor ki? Namaz kıldı mı onu toplaması gerekiyor. Bir kere evet. Usulcü yapmış bir kere diyor. Ya orası halı mağazası, evet. Yani sonuçta teşhir yeri orası. Ha, adam gitti, girdiği zaman da yerde ne var ne yok, halı mağazasında yerde halılar olur. Ya fark edemeyebilir aslında. Buraya geldik, evet. Bu stüdyoda fayanslar var. Biz burada fayanslar ay öyle mi böyle mi diye ona mı bakacağız yani? Evet. Halı mağazasında yerde halılar da olur. Seccade tipi halılar var, küçük halılar var. Evet. Ne malum onun seccade olduğu? Yani. Ayrıca seccade olabilir. Seccadeye basılmaz diye bir kutsallığı mı var? Dede kutsal mıdır? Dedeye soralım. Hayır, değildir. Mikrofonu alabilir miyiz? Mikrofonla. Mikrofonu alırsanız evet. Şimdi sevgili canlar, açık mı? Önce evet, ben yazdım. Sevgili canlar. Önce biz sizi tanımamız. Şöyle bir şey. Önce evet, kendimi evet. Tanıtayım. Hı-hı. Ben Tunceli Ovacık'tan Seyit Rıza'nın torunuyum. Seyit Rıza'nın oğlu Seyit İbrahim'in torunuyum. 1920-21 Koçgiri katliamında rahmetli dedem İbrahim'i göndermiş. Demiş ki git Zile'de bizde bir Filiz kalsın. İleride ne olur ne olmaz sen orada yaşamını sürdür, gelecek zamanlarda herhangi bir sıkıntı olursa bizim nesilimizden mutlaka biri çıkar, bu yanlışlara karşı çıkar. Evet. Ben bunu biliyorum, sen orada çile çekeceksin, sana çile çektirecek, eziyet çekecek, ama sen buna katlanmak zorundasın çünkü gelecek zaman zaman nesilimizi düşüneceksin. Onun için sen orada yaşa, senin neslinde doğacak bir neslin dünyaya böyle örnek olup bizleri, bize karşı yanlış konuşan, yanlış yapanlara direnip duracak. Hakikaten de öyle oldu. Sen onlardan birisisin. Ben Seyit Rıza'nın oğlu Seyit İbrahim'in torunuyum. Hoş geldin sen torunum. Sağ olasın, teşekkür ederim. Cem'i cümlenize aşkını yaz ediyorum. Efendim, İbrahim'in türbesi Tokat Zile Ciğerbağ köyünde. Evet. Ben 2004'ten bu yana herkese çağırıyorum. Bütün Dersim derneklere, federasyonlara, dünyaya, tarihçisine, yazarına, herkese buyurun gelin, orada bir yanlış varsa özür dileyip çekileceğim. Ama sizin bugüne kadar bana yaptığınızı Yezid Kerbela'da İmam Hüseyin'e yapmadı bu kadar. Direkt kellesini aldı kurtardı. Ama benim Alevilerde çektiğimi ben bilirim. Bir Alevi dedesine mi söylüyorsunuz bunu? Tabii. Mahkemelik. Peki. Mahkemelerde. Çile. O konuları evet. Buraya gelince secdede olayına bir özür diliyorum. Secdede olayı şöyle. Gibi. Bakın. Secdede oldu kazanı. Yani her şey secdede değildir. Bugün mağazadaki secdede farklı. Hı-hı. Camideki farklı. Cem evindeki farklı. Evet. Peki secdenin manasını biliyorlar mı? Nedir efendim? İşte önemli olan burayı bilmek. Buyurun. Biz bilelim. Biz de bilelim. Anlatın. Hazreti Muhammed Mustafa Miraç'a çıktığı zaman Miraç'ta 3 tane delil yaktı. Ona mum diyorlar. Evet. 3 tane delil yaktı. Dedi ki ey benim ümmetim, eğer siz beni dinlerseniz, İslam alemi olarak benim vesiyetlerimi yerde koymazsanız siz dünyaya hükümdar olacaksınız. Ama Ömer, Osman, Bekir, size güvenim yok. Siz bunları ret edip Maviye'den tarafa olacaksınız. Efendim, İslam alemini kan gölünden kurtarmayacaksınız. Dünyanın 8. batışına kadar siz kan gölü olacaksınız. Diğer Avrupa dediğimiz şimdiki ülkeler başınızda kral olacaklar, sizi birbirine kırdıracaklar. Sakın ki benim vesiyetlerimi yerde koymayın. Ve bunlar ne yaptılar? Hazreti Peygamber'in vesiyetlerini yerde koydular. Mum olayı oradan mı geliyor Mustafa abi? Delil. Bir dakika, işte onu söyleyeceğim. Hı-hı.
mu? 3 tane delil yaktı. Birini eline aldı, dedi ki ey ümmetim, bu bizi yaradan Tanrımızın aydınlığıdır, geleceğidir bizim için. Biz buna niyaz edeceğiz. Evet. Bir dedi. İkincisi, Cenab-ı Hak bana peygamberlik ünvanı nasip eylediği için bunu da ben kendi adıma yakıyorum. İkincisi, üçüncüsü de İmam Ali'nin Cenab-ı Hak'ta sırrı gizli olduğu için onun sırrı ondan, onun sırrı ondan. Benim aklım Ali'ye ermedi. Ali'nin sırrına, fikrine. Sebebine gelince dedi, matem yüzüğünü aldı. Niyazda bana geri verdi ki amca, yüzüğünü al. Yani yüzüğü şöyle bir açıklayayım. Evet. Hazreti Muhammed Miraç'a çıkarken bir eksiklik oldu. Ya Muhammed neredesiniz dedi. Miraç'ın girişinde geliyorum dedi. Hemen ya Ali neredesiniz? Çağırdığın yerdeyim ya Yaradan dedi. Muhammed'in önüne geç, bir eksiklik oldu. Evet. Efendim dedi. Muhammed'in önüne geç. Bizi yaradan Tanrı'nın bizi yaratan bir anne var. Biz Muhammed'i yalnız çağırdık. Anayla gelmesi gerekir huzurumuza. O ana olmazsa olmaz dedi ve Ali aslan donunda gitti. Ayaklarını üst üste koyup beyni, kafasını böyle Muhammed'e çevirerek, şöyle yutacak bir şekilde bakarak Muhammed olduğu yerde görünce dondu kaldı. Zaten bir tane giriş giremedi. Ya Muhammed nerede kaldın deyince ya Resulallah dedi, bir aslan yatmış ki mümkün değil bunu geçmek dedi. Beni yutacak, bir adım daha atsam. Ya Muhammed, o parmağındaki hatem yüzüğünü aslanın ağzına at, geri dön git dedi. Bir daha gelişine dedi. Falan yerde bir tane anne var dedi. Elçilerini gönder, aldır, onunla beraber gel dedi. O elçilerini git, hatem yüzüğünü aslanın ağzına attı. Muhammed geri döndü gitti. Aslan da kalktı gitti. Secdeye gelelim. Oradan secdeye geliyorum. Evet, onun peşinde secdeye geliyorum. Aslan döndü gitti. Muhammed de gitti. Muhammed gitti. O anayla beraber elçilerini gönderdi. O anayı aldı geldi. Hakk'ın huzurunda 2 saat durdu. Niye durdu? Hazreti Muhammed'in nefsini ölçtü. Ünvanı vermek için. Acaba bir eksiği, noksanı özünde var mı? Ondan sonra bunun için Ali'yi mi kullandı aslında? Efendim? Bunun için Hazreti Ali'yi mi kullandı? Hazreti Ali yani eksikten dolayı Hazreti Ali'yi gönderdi ki Muhammed'in eksiğini tamamlasın. Tamam. Ya insan hepsi eksik konuşabilir, hata olabilir. Bunlar gayet normaldir. Efendim, neyse Hazreti Muhammed gitti, o anayla beraber geldi. Dara durdu, 2 saat kaldıktan sonra peygamberlik ünvanını hak etti. Özünde bir herhangi bir eksiklik olmadığı için o anayla cemal cemala durdular. Evet. Şimdi bakın, ibadet yapanların ibadeti kabul değil. Ben buradan açık ve net söylüyorum. Ananın olmadığı yerde babanın ibadeti geçerli değil. Niye? Nefsinden korkuyor, anayı bodruma sürüyor, kendisi gidiyor, oraya dikiliyor, sanki kendisi kim olmuş. Ya seni doğuran ana, seni doğuran anayla niye beraber yani ibadet yapıyorsun? Yani şeye mi getirmeye çalışıyorsunuz? Kadınları bir yere getirmemek, oraya mı getirmeye çalışıyorsunuz? Şimdi bakın, Miraç'ta anne, baba, kardeş, çoluk, çocuk hep bir dara durdular. Evet, olması gerekir. İkrar verdiler, niyaz aldılar. Yani İslam alemin, bak Müslüman alem demiyorum, İslam aleminin dininde niyaz vardır. Evet. Ha, bu niyazı elinin tersiyle Maviye sildi, süpürdü, attı. Şu anda Maviye Emevi zihniyetle yaşıyoruz. İşte bu duruma geldik. Sıkıntı böyle oluyor. Gelelim seçedeye. Şimdi seçede Hazreti Muhammed Mustafa emir ettiği gibi daha önceden Hak Muhammed Ali yoluna gidenler, erkanı sevenler, dinini sevenler, mezhebini sevenler, insanları sevenlere, hepsine diyorum. Peki bu seçedenin anlamını bilmiyorlarsa neden bunlar, yok seçede şöyle oldu, yok seçede böyle. Seçede nereden geldi? Seçedenin geliş yeri belli. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e 13 yıl evlat vermedi. Niye vermedi? İbrahim'in nefsini denemek için. Hatice'ye işkence ediyor mu? Hatice'yi ayrı bırakıyor mu? Hatice'yi kovuyor mu? Kalbini kırıyor mu diye 13 yıl evlat vermedi. 13 yıl sonra arkadaşına gitti. Sen söyledin mi 13 yıl? 13 oradan biraz vursun mu oluyor acaba? 13 dedi ya siz. Ben söyledim. Evet. Ekşit başta arkadaşla tamamlasın. 13 rakamını neden bütün mezheplerde uygulanmadığını sordu. Evet. Secede 13 rakamını seçedeye geliyorum. Soru sordu. Evet. Secedeye geleceğim işte. Secedenin anlamı ne olduğunu söyleyeceğim. Evet.
Hazreti İbrahim'e evlat vermeyince Hazreti İbrahim gitti Hadır mağarasını, yani peygamberlerin yaşadığı mağaranın o şey güzelliğinde dilek diledi. Ya Resulallah dedi, bana bir evlat ver, ben sana tekrar kurban vereyim. Baharını kokulayım, kurban vereyim Hatice ile. Konuşana değil, konuşturana bak. Şeyi, oğlunu kurban etme olayından bahsediyoruz. İşte oralara doğru geliyorum. Evet. Şimdi dedi ki bana bir evlat ver, 17-10 baharını kokulayım, 17-18 yaşından sonra sana kurban vereyim. Ya Hak dedi ve dileğe kabul oldu. Konuşan değil, konuşturana bak. Efendim, şimdi bunlar tabii İbrahim, kısa ve öz söyleyeyim. İbrahim dileğini diledi, geldi. Hatice hamile kaldı İsmail'den. İsmail büyüdü, 17-18 yaşına gelince mübarek bir zat geldi başucuna. Ey İbrahim, hani sen bize söz ikrar vermiştin, kurbanımızı getir, yaş kemalini buldu. Deyince İbrahim orada şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Şaşırınca ya yaradan dedi, ne yapmamız lazım, düşünürken en son Hatice sıkıştığını anlayınca İbrahim'e demiş, dedi ki ya İbrahim biz bir yastıkta baş yastığız dedi. Sırrını bana söylemek zorundasın. Ya Hatice dedi, ben böyle böyle bir dilek diledim. İbrahim İsmail oldu. 18 yaşına geldi. Şu anda bir zat dilek dilediğim yerden geldi. İsmail'i benden istiyor. İsmail kurban. Secdeye gelemedik. İsmail kurban. Geliyorum. Hemen geldim. İsmail kurban ver diyor. Tekrar Hatice söylememiş. İsmail ona sordu. Anne niye bu sıkıntıya düştük falan. Diyor ki oğlum diyor, baban gitmiş, peygamberler yaşadığı mağaradan dilek dilemiş ve seni Cenab-ı Hak verdi. Şu anda seni kurban olarak istiyorlar. İbrahim de İsmail de hay hay ben kurbanım diye kendini vaat ediyor ve perşembe günü, hani eskiden saatler yoktu ya, evet. gün batış dönümü, hani akşama doğru gün dönüyor ya, evet. Gün dönümü ben demiş kurban yerine yatarım, kurban niyetine yatarım, beni mındar etmeyin. Mındar ederseniz anneme babama vebalım günahım. Ve İbrahim orada bıçaklarını biliyor, hazırlığını yapıyor. Efendim İsmail gidiyor yatıyor, koş gibi yatıyor. Ezrail, Cebrail, Mikail, Musa'nın Tur Dağı'ndaki alakoyunun karnında ameliyat ederken koyunu seccadeyi altına seriyorlar. Kanı yere dökülmesin, hiçbir şey zayi olmasın diye altına seriyorlar. Tamam, seccede burada olduğu kutsal ama daha sonuçta. İşte, kutsal, tabii evet, kutsal. İşte devam. Onu diyorum. Hı-hı. Çünkü peygamberin doğuşunun altına seccede seriyorlar da onun hiçbir şey israf olmasın. Annesi bu seccedeyi kuru diyor. Kuzuyu kurutuyor. Kuzuyu Ezrail, Cebrail, Mikail alıp İsmail'in başucuna gelene kadar kuzu bir yaşına geliyor. Hakkın hikmetidir. Hı-hı. Şu anda kimse inanmaz ama onu yaşayıp görmek lazım. O tür insana zaten kalmadı. Özü çürük şu anda. Onun için Mustafa abi, orada sen yazarın anlattığına göre secdede kutsal bir kutsal, siz evet. Anasını dediniz ama o dedenin anlattığına göre kutsal bir durum çıktı ortaya. Şimdi, ya ama isteyerek ve kasıtlı olarak Kemal Kılıçdaroğlu aslında. Şimdi evet. Bir dakika biz. Bana göre çok önemli değil. Olabilir. Siz siyasetçisiniz. Benim şeyim farklı, senin farklı. Ben saygı duyarım. Evet. Şimdi İsmail. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu'yu biz tartışıyoruz. İşte, geliriz onu da geliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'yu şu seçeneği bir cevap vereyim. Şimdi izleyenler seçadenin cevabının ne olduğunu öğrensinler. Şimdi seçadeyi aldılar oradan, İsmail'le beraber getirdiler. Seçadeyi İbrahim'e verdiler. İsmail'e de koç getirdiler. Hatta geldiler başucunda bir yaşına değmeden, ya Ezrail ya Cebrail, İbrahim darda neredesiniz Mikail deyince, ya Resulallah başucundayız, bir yaşına değmesini bekliyoruz diye cevap veriyorlar. Ve koça indiriyorlar, İbrahim kaldır İsmail'i, koç bundan sonra kurbandır. Yoksa insanlar birbirini yiyecekti. İnsanlar birbirine canavar olacaktı. Evet. Cenab-ı Hak bunu bize ibret olarak verdi. Seçede kutsaldır. Ama şimdi mağazadaki seçede kutsal değil. Efendim şurada seçede kutsal değil. Neredeki seçede kutsal? Camide, cemevindeki seçede kutsaldır. Ya şimdi, kullanım koşullarıyla alakalı. De, hemen kaldırılması gerekiyor. Kaldırmak gerekiyordu. Tabii. Değil mi onu? Yani yerde bırakmanın da anlamı yok. Ya işte, tabii ki.
namaz seccadede kılınır. Ondan sonra da toplanır, saygıyla. Diyor ya, topladı. Tabii, taşıyla koydun ya. Topladı, kanımaz beyi gittiği seccade orada görsel. Yani müşteri bekleyen bir yani, şey sergi. Biraz da sanki organize edilmiş bir şey gibi geldi. Belki de öyle bir şey. O, yok, tam organize edilmiş. Mustafa abi yani. Bir şey yapılmış. Şimdi bakın, bakın. Ben TikTok'ta izliyorum. Evet. Dediler ki o seccade getirdi. Kemal Bilçin orada. Dedeler de TikTok'a giriyor. Dedeler de TikTok'a giriyor. Ben her şey sosyal medyayı izlerim. İşime gelen al, işime güzel. Gelmeyene bakmam. Çok güzel. İşime gelmeyene karışmam. Evet. Şimdi akşam AKP'ler, MHP'ler şey yapıyorlar. TikTok'ta Kemal Bey paylaşım yapıyorlar. Yok. Yani aşağılamak için, kötülemek evet, için evet. Şey yapıyor, program yapıyor. Evet. Dedi ki seccadeyi getirin. Tayyip'in seccadeyle gezdiğini getirdiler caminin içinde. Seccade üstünde. Ya dedi sen ne yaptın dedi. Bunu kaldır dedi. Hemen dedi öbürünü değiştir. Ya abi dedi, sen hangisini istiyorsun? Ya öbürünü dedi. Kutsal. Ondan kutsal, sonra kutsal, Kemal'i getirdi. Kutsal, sıkıntı, evet. Hayır, kutsalsa niye Tayyip Bey gezdi? Nerede? Caminin içinde ben gördüm. Peki onun gezdiği zaman kimse bir şey demiyor da. Kemal'in olarak... gezdiği zaman mı? Yani Kemal özür diler dedi ki ben dedi görmedim. Farkına varmadım. Özür dilerim dedi. Var, ama Tayyip niye hiç özür dilemiyor? Şu resmi gösterebilir miyiz? Buyurun. Yakın onu atalım. Buyurun. Şey atalım ya. Yani bana at abi. Sen beni şey at. Başka bir şey daha sordun. Ben sana göndereyim. Şimdi bayrak önemli, seccade mi? Evet. Bana göre bayrak önemli. Burada bayrak ayak altında. Tartışıldıysa evet. O da ayrı. Doğru. Dini unsur olduğu için Mustafa Bey. Güzel hocam. Bayrak tamam. Doğru. Ama seccade de din insanları için kutsaldır. Ama şu anda ama derin, dini... Şu bayrağın altında bayrağı sayılmış. Sonsuz. Ama buna tamam. Bir şey demiyorlar. Ya ona buna bir şey diyemez. Deme şansı yok zaten. Bu bayrak bizim... Sen yazarım, siz ne diyorsunuz? Öncelikle herkese merhaba diyorum. Karşımızda böyle değerli bir kardeşim Şeyma Hanım'a başarılar diliyorum. Tempo TV'ye ve ülkemize de geçmiş olsun diliyorum. Sabahattin Ali'yi de buradan anmadan geçmek istemiyorum. Yazarlar zaten hemen evet. Tabii ki yani ülkemizin çok büyük kaoslardan geçtiğini de biliyoruz ama bir kısmet nasıl kısmetse hep böyle iktidarların ülkeler içerisinde kaosu demeyelim de sanki bir fırsat yaratılmış gibi işte depremlerin olması, işte Covid'lerin olması, işte birçok etkinlikler bu ülkelerde ilerlemesini engel olan taraflardan bir tanesi. Kader, kader. Kader diye şey yapıyoruz ama ben bunun kaderin inandığına da yani inanmıyorum. Kadere inanmıyorum. Eğer kırmızı ışıkta siz duruyorsanız, araba yeşil ışıkta geçiyorsa bunun kaderle bir alakası yoktur. Kader abi, ama kader. Siz eğer 35. katı bir binaya alıyorsanız, oradan kendinizi aşağı atıyorsanız bunun kaderle alakası yok. Eğer siz yoksulluğu, açlığı veya başka türlü şeylerle kendinizi avundurmaya çalışıyordu. Bunun kaderle alakası yok. Tabii ki insanların dinine saygım var. Ben bu sayede yaklaşık 2 seneden beri bütün dinlerin kitaplarını alıp okumaya çalışıyorum. Kimin ne kadar çok doğru olduğunu, kimin neler yapmak istediklerini, kimin bana nasıl anlatmak istediklerini anlamaya çalışıyorum. Tabii ki ülkemizdeki siyasi olayların da ne kadar çok çabuk hızlı geliştiğini de görmeye çalışıyorum ama tabii ki seccadenin insanlar için veya meslekler için çok değerli olduğunu da biliyorum. O konuda onun nasıl bir gelişi konusunda bir bilgi sahibi de değilim ama bakmak istediğim şu, herkese saygı duymak lazım. Yani eğer bir kesim Şafii ise, bir kesim işte Alevi ise, bir kesim işte Ermeni ise, bir kesim Müslümansa, Hanefi ise herkese saygı duymak gerekiyor. Bu saygının içerisinde insanların ne kadar çok bilinçli olduğuna da bakmak gerekiyor. Türkiye'de, ülkemizde okumayan insanlar çok olduğundan dolayı işte birine bir ünvan vermişlerdi. İşte demişler ki sen dede olacaksın. Ben de soruyorum dede. Dede kaç tane okul bitirdin? Hangi kitaplarda ne kadar başarılı oldun? Hocam hangi kitaplarda ne kadar başarılı olmayan hesabını yaptın? İşte Şafii mezhebine göre, işte hangi mesleklere göre ben de bunu sorgulamaya çalışıyorum. Diyorum ki iyice ben de diyorum herhalde mutlaka benim eksiklerim vardır. Bu eksikleri nasıl gidermek istiyorum. Çünkü okuduğum süre içerisinde bu benim için çok farklı bir duygu. Okay. Yani bu düşündükçe tabii ki bayramlar olacak, seyranlar olacak ama güzel günler de olacak. Yani geçmişteki sadece bunu yaptı. İşte bana kalıtını getir dediği zaman sadece kalıt, ortada bir kanıt yok. Ya şunu şöyle yapmıştır. Ben de soruyorum. Ya hangi insan o tarihte nelerle karşılaşmıştır? Ben göz önüne şurada bütün herkes bizi görebiliyor. Bu bir kanıttır. O zaman görmediğime kanıt diyeme şansım yoktur diyorum. Herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olasın. Bu arada kitabından bahsedince dede sen miyim Mehmet Tezel? Evet, benim kendi kitabım. Ereller Diyarı Pir Seyit Rıza. Evet.
Kameraman görebilir mi bilmiyorum. Şöyle gösterelim. Üçünü bir göster istersen. Tamam, üçünü bir gösterelim. Üçünü bir göster. Pir Seyit Rıza. Dördüncü kitabı da basılmak üzere. Cilt olarak ayrı ayrı değil mi bunlar? Konuda da ayrı ayrı ciltler ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Bunlar evet. Devam işte. Devam. Üç cilt, dördüncü yolda diyor. Dördüncü işte şu anda editörde çalışması var. Yazarımız bahsedince konudan. Bir de Ay Işığım, Hazreti Fatma Sormaz Çelebi de bir kitap getirdi kendisi. O da kendi kitabını anlatmaya çalışacak. Daha önceki bir sonraki programımızda. Allah'ın Aslanı Hazreti Ali 1 ve 2 kitaplar. Kitap dedi de yazarımız okuyalım ama. Okuyor muyuz değil mi sen yazarım? O da bahsettik. Aynen okumak gerekiyor. Okumadan olmaz abim yani. Abim benim de bizim aynen sorunumuz 84 milyon ülkede. Yeni gelince 85 milyon kardeşiz diyoruz. 85 milyon kardeşiz dediğimiz ülkede 2 milyon gazete satıyor. 1 evet. Milyonu spor, 1 milyonu magazin, gazete satıyor. Bu maalesef biraz daha aşağı düşmek zor. Bakın gazete şimdi satıyor, sonra bir yazar ki, şairimin de dediği gibi Allah'ın ilk emri oku. Ne okuduğunu da belirtmemiş. Ama ülkemizde okur yazar oranı çok düşük. Mesela mezun sayısı çok yüksek ama tek partiden çoklu partiye geçmesi gecikmesinin okur yazar olayının olmamasıydı. Günümüzde hala okur yazar yok. Okur yazarlar da okumuyor abi. Okur yazar da okumuyor. Evet. Türkiye'de senin de dediğin gibi ya çok geçti. 85 milyon ülkede 2 milyon gazete satıyor. Bunların 1 milyonu spor. 2 milyon da tam mı değil mi onun zaten değil. 1 milyon spor. Bir de öbürleri de havuz medya, işte destekler falan. Yani. Ama günübirlik bir tane gazete alıp da konu altına getirip eve götürmeyenler de bize bağırıyorlar. Gazeteci satsak bassın. Eskiden sen bu TV'ye reklam vermesin, gazeteciyi desteklemesin, gazetesini bir tane gazete almasın, ona da sattık basın diye bağırsın. Şimdi Fakir Bey şöyle bir şey, kitabımın son sayfasına geliyorum yani boş muhabbetleri uzun zaman oldu bitiremedim. Evet. Boş muhabbetler sokağın işte ilk bir insanın İstanbul'a 1970 ve 80 arasında yaşamış olduğu bir genç delikanlının hayalleriyle örtüşmeye çalışan bir kitap ama artık son demine doğru geliyor. Ama sokağın içerisine girip çıkması biraz zor. Çünkü orada çok çeşitli insanlar var. O çeşitli insanlar hayatlarını bir belirli bir noktaya kadar getiriyor ama yarın aynı durumda bizim kendimiz her dakika yaşadığımız için maalesef bu ülkede yazılı basının arka sayfasındaki hangi güzel olduğunu insanlar gördükçe kapağı güzel, seten aynen öyle. Evet, Mustafa abi bu. Evet. Kitap okuyucusu çok ama nasıl çok? Bir sempati duyması gerekiyor. Bak ben 3000 kitap bastım, 1,5 yılda bitti. Şu anda kitap yok. Kitap liste yapıyorum yani ki yeri çıkacak kitap bir de okutmak lazım. Okutacak konu gerekiyor diyorsun. Konu çok önemli. Çok önemli evet. Bak 1,5 yılda 3000 kitap bitti. Anladım. Amerika, Kanada'dan tut Karadeniz'deki kardeşlerimize kadar kitap full bitti. Dede sen bana okudun mu bir şey? Kitap satıyor. Kitap satamayanlar var. Onun dolayı da anlatıyoruz. Şimdi ben o konuda da bilmiyorum. Şimdi ben şöyle ben o konuda yani, tabii ki çok yani başarılı. Abi okuyan var canım öyle değil. Tabii ki öyle ben değil. Şimdi TÜYAP'ta şöyle bir şeye estetik olarak geldiğimde orada işte 6 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüzüyle ilgili bir konu vardı. Ve ondan bir önceki saatte de yaklaşık 20-25 yaşındaki olan bir gencin işte yazmış olduğu entelektüel bir kitapla haldır haldır insanlar, yaşlısı, genci, çocuğu ve sordum içinde ne var diye sordum. Biraz bakındım ama içinde kendine göre belki bir şey bulamadım ama. Belden ama satıyor. Belden aşağı her türlü. Ama satıyor. Satıyor. Bir ayda 50 bin, 100 bin satmış. Fakat düşünüyorum, diyorum ki işte daha sonra bu 6 yaştaki çocukla ilgili bir konuşma vardı. 50 kişi vardı. Akşam saat 7 oldu. Biri de çağırdı. Dediler ki hadi sen de bir şiir oku dediler. Toplam 11 kişi vardı. Sadece 11 tane yazar bir de yayın evci vardı. Dede onu dedi zaten. Dede onu dedi. Evet. Mustafa abi şimdi biz gene siyasete dönelim. Ben şöyle bir siyasete şey söylemek istiyorum. Yani şunu belirtmek istiyorum Mustafa Bey. Şimdi biz bu programı 2,5 senedir yapıyoruz. 2,5 senedir çok farklı kişileri konuk etmeye çalıştık burada. Çok farklı sesleri konuk etmek istedik aslında. Babam da sürekli bir imam getirmek istedi aslında baktığınız zaman. İşte bir din görevlisi. Yani dinden mesela biz papaz da getirmeye çalıştık. Geçen görüştüğüm işte. Evet, kadın mevzi getirdik biz. Sürekli biz farklı. Bunlar da konuşsunlar. Konuşsun istedik. Ama yani, biz de ben şunu fark ettim. Biz kadın mevzi getirdik. Papaz iyi bir dönüş yaptı. Programa uygun değil sadece. Dedemiz geldi. Dedemiz geldi. Fakat
İslam dinini yani Türkiye Cumhuriyeti imamlarından hiçbirini alamadık. Hiçbiri istemedi. Maşallahlar için gelemiyorlar. Olan bir sorun. Yani bu. Böyle bir sıkıntımız olur. Ramazan ayında böyle bir programda yapmak istedik onlarla. Son olarak bir imam Diyanet İşleri Başkanlığı'nın neler yaptığını, evet. insanları umreye, hacca nasıl götürdüğünü, nasıl rüşvet evet, verdiklerini evet. anlatan bir imam, genç bir imam var. Onu bul. Bir de Bezmialem Mahalle Sultan Camisi'nin müezzini, şimdi Cumhuriyet AK Parti'den aday oldu. Evet. Ben din görevlisiyim, yalan söyleyemem. Bu camide ne ayakkabıyla girildi ne de bira içildi diyen evet. adamı bul getir o zaman anlatsın. Evet. Bizim de amacımız aslında. Şimdi kitap meselesine geldi. Evet. Bizim ülkemizde 8 tane kağıt fabrikası vardı. Bu hükümet 21 senede bu 8 fabrikayı kapattı. Şu anda bir gazete 7 lira, 5 lira. Evet. Kitabın bir tane kitap böyle bir bakıyorsunuz bu kitap evet. o kalınlıkta bir kitap 50-60 liradan aşağı değil. Geçim şartlarının zor olduğu bu devirde millet bunun hesabını kitabını yapıyor. O nedenle de kitap okunamıyor. Sen bu ülkede 8 tane fabrikayı kapatır. Ondan sonra kağıt ihtiyacını Kanada, Çin ve Rusya'ya bırakırsan ithal kağıt da pahalı olduğu için kitap da pahalı oluyor, gazete de pahalı oluyor. Burayı burada dolayısıyla da millet artık ekmek hesabını yapıyor. Ekmek alayım mı almayayım mı kitap sıraya mı ekmek sanır, evet. meselesinde tercihini ona göre maalesef, yaptığı için göre maalesef şey kitap ve gazeteler satılıyor. Kafası rahat olacak ki gidip bir de kitap alayım kitap okuyayım. Girebilir mi? Şöyle. Buyurun. Şükrü amcam Cumhuriyet Halk Partisi Suz'daki eski ismi Cilavuz, yeni ismi Suz'daki yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yaptı ama her zaman çatının üstünde bir aralık vardı. Hep merakla bakardım. Amcam İstanbul'da, Ankara'da ne kadar böyle broşürler, kağıtlar, defterler, kitaplar varsa okuduklarını üst tarafa koyar, okuyamadıklarını insanlara paylaşırdı. Ve çok zaman sonra halen de yine aklıma geliyor, diyorum ki keşke onları toplayıp bir yere koyabilseydim. Bu insanlar ne kadar neler okumuş ona merakla bakıyordum. Gerçekten de eski insanlar o zaman çok farklı düşünmüşlerdi ama biz okumuyoruz yine de dediğimiz gibi. Değişen toplumla birlikte aslında bu yani. Kesinlikle bu da okuyamıyoruz, okumak da istemiyoruz. Yani algılama yeteneğimiz biraz zayıf çünkü eğer biraz daha düşünebilmek. Yani düşünün şöyle bir üniversitedeki öğrenciler, bugün de onu değinmek de istiyorum. Üniversitedeki öğrenciler deprem dolayısıyla evde, bir de benim kızım şu anda evde ve bireysel olarak yüz yüze eğitim alması gerekirken yerde evinde kapanıp bir şeyler yapabilmenin hesabını yapıyor. Bu bir. İşte Covid meselesi oldu. Öğrencilerin şu an hastalıklar büyümeye başladı ve yakın gözlükler kullanmaya başladı. Psikolojikler bozulmaya başladı. Bu da bir fırsattı insanlar için. Evet. Sevgili arkadaşlar, Yüksek Öğrenim Kurumu'nda görevli oranın başkan veya başkan yardımcılığını yapan kişinin söylediğine ne dedi? Ben bu ülkede YÖK'ün evet. yönetim kurulunda olan kişi diyor ki biz bu ülkede okur yazardan değil cahil insanlardan hoşlanıyoruz diyen bir bu. Ülkede. Evet. Evet. Yani okuma yazma nasıl olsun ya? Evet. Köy enstitüleri neden kapatıldı? Ben bu konuya ülkede Mustafa Bey biliyorum hemen. Olmasın. Hemen. Öğretmen okulları niye kapatıldı? Evet. İmam Hatip okulları niye çoğaldı bu ülkede? İmam Hatip okulları, bütün meslek okulları kapatıldı. Şu anda ara meslekte eskiden torna, tesviye, marangoz, kuaför, şu bu okulları vardı. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Dolayısıyla işsiz sayısı arttı. Bunlar ara eleman olması evet. gerekir. Evet. O nedenle de artıyor. Devam edeceğiz bir sonraki reklamdan sonra hemen. Bir reklamlar diyelim, reklamlara girmemiz lazım. Hadi bakalım. Kısa bir şey söyleyebilir miyim? Bir reklamlar reklam sonra. Yapalım, hemen konuşacağız. Sıkıntı tamam. Konuşacağız. Evet. Tempo TV, sizin kanalınız.
Şebnem Ceyhan'ın sunumuyla Şebnem ile Panorama sizlerle. Müzik, moda, spor ve güncel olayların yer alacağı Şebnem ile Panorama, her pazar saat 16'da. Sizin kanalınız Tempo TV'de. Allah polislerin, askerlerin yar ve yardımcısı. Rabbim kendilerin dırnağını taşa değdirmesin. Birbirinden değerli konuklarımızla Mehmetçik Özel programında Tempo TV ekranlarında sizlerleyiz. Hasan Arlı'nın hazırlayıp sunduğu Mehmetçik Özel programının bu haftaki konukları Rumeli Türkleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Baltepe ve Bosna Sancak Rumeli Trakya Platformu Danışma Kurulu Başkanı ve Türkiye Balkan Kadınları Platformu Başkanı Emine Çakır olacaktır. Hasan Arlı ile Mehmetçik Özel her pazar saat 20'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Ben gazeteci Fakir Yılmaz. Ben gazeteci Özlem Şeyma Yılmaz. Gazetecilerle Gündem programıyla sizlerleyiz. Gazetecilerle Gündem Özel'in bu haftaki konukları CHP Ardahan Milletvekili aday adayı Arzu Keskin Yılmaz ve CHP Ardahan Milletvekili aday adayı Seyfullah Aydın olacaktır. Gazetecilerle Gündem Özel, pazar 22'de, sizin kanalınız Tempo TV'de. Aydın Elvin'in sunduğu Bizim Eller programının bu haftaki konukları Nermin Akdemir ve Kemancı Turan olacaktır. Aydın Elvin ile Bizim Eller her pazartesi saat 20'de. Sizin kanalınız Tempo TV'de. AFAD Yardım Market'te destekleriniz tek tıkla afet zedelere ulaşıyor, yaralar Türkiye'nin dayanışmasıyla sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde. www.afadyardimmarket.gov.tr Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Tempo TV, sizin kanalınız. Gazetecilerle Gündem kaldığı yerden devam ediyor. Ben hemen konuklarımızı tekrar anons etmek istiyorum. Gazeteci Mustafa Dolu bizimle birlikte. Pir Seyit Mehmet Tezer bizimle birlikte. Yazar ve şair Güven Kahramanoğlu bizimle birlikte. Ve bir telefon bağlantımız olacak. CHP Ardahan Milletvekili aday adayı Özel Özen telefonla bağlanacak bize. Telefon bağlanana kadar hocam bir şiiriniz var. Sonra bir şiiri okuyalım ve girelim. Bir, evet, bir fon alabilir miyim? Evet, fon alırsınız. Sözlediniz mi bilmiyorum. Söyledim ama. Evet. Şiiri okuyalım, fonu verelim. Evet. Yolun uzun, yolun yokuş. Yolun uzun, yolun yokuş. Dikenler batacak. Çıplak ayaklarına kanlar akacak, canın yanacak. Kimse yüzüne bakamayacak. Yürürken dikkat et. Düşme sakın. Elinden tutan olmayacak. Dost bildiklerin, seni sevenlerin. Hayatın çarkı böyle dönecek çocuk. Gün gelecek, bahar olacak, çiçekler açacak. Güneş daha parlak, yeniden doğacak. Bilir misin ne güzel kanatların vardı küçükken? Özgürce uçardın rüyalarına. Denizler üstünde, dağların zirvesinden. Elinden tutup yürüttüler, aç susuz büyüttüler. Başına neler geleceğini bilmeden, atılan taşlardan, engellerden korkma, yürü. Yokluklar, acılar varsın olsun. Bu kader, bu hayat senin. Büyüdün artık, kalk ayağa. Kalbinin sesini dinle, bak ne diyor. Gülmeyi öğrenmeden ağlama sakın. Büyüdün artık, ağlama çocuk, ağlama. Ağlama çocuk, ağlama. Yaşın daha küçük, bekle. Güneş batsın, karanlık olsun. Yağmur yağsın yanaklarına. Ağladığını kimse duymasın çocuk. Teşekkür ederim. Bu arada biz birisini duyacağız. Telefon bağlantısı var. Alo. Efendim. Merhaba Hasan Bey, hocam. Merhabalar. Merhabalar.
Ardahan'a selamlar. Aleyküm selam, Ardahan'dan, Poçtan bölgesinden de sizlere selamlar sunuyorum. Kısırdağ'ın eteklerindesiniz değil misin şu anda? Evet, ben şu an Tunçoluk'tayım. Tunçoluk köyündeyim. Tam Kısırdağ'ın dibindesiniz. Evet, evet. Teşekkür ederim. Bu arada ben hemen... Bugün buradayım. Evet, seçim var. Siz de adaylısınız şu anda. Köy köy geziyorsunuz. Aday evet. Olarak da seçmeni şimdi kendi dolaşıyorsunuz. Öncelikle evet, Ardahan'da evet, havada nasıl kar yağıyordu en son? Ardahan'da hava bugün biraz sert. Birkaç gün önce yağan karın da etkisiyle hafif bir soğukluk var. Evet. Ancak Ardahan'ın sıcak insanlarının gülen yüzü insanları ısıtıyor, bizleri ısıtıyor. Çok güzel. Siz bir öğretmensiniz aynı zamanda, eğitimcisiniz. Köylerdeki okullar da her ne kadar kapatıldı, toplatıldı, sağlık ocakları gibi, eve evleri gibi. Şu anda köyleri geziyorsunuz. Köylerimizde durum nedir? Sayın Milletvekili adayım. Orada hayvancılık başta olmak üzere durum nasıl ekonomik olarak? Tabii hayvancılık önemsenmediği için şu anda insanlarımız çeşitli nedenlerle büyük şehirlere göç düşüncesi var. Evet. Uzun yıllardan beri olan göçün en tehlikeli kısmı da bu düşünce kısmıdır. Mevcut köylerde bulunan insanların da yine göç etme düşüncesidir. Gördüğünüz önüne, bu arada şu an. Dolaşıyoruz, bunu görüyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle. Hocam, öğretmensiniz. Milletvekili adayı oldunuz. Adaysınız. Öğretmenlik evet. İyi değil miydi? Ne oldu şimdi? Bir milletvekili mi olmak gerekiyor illa ki? Siz nerede karar verdiniz bu işe? Daha önce de belediye başkanı adayı tabii. Mustafa abi gibi belediye başkanı adayı olmuştunuz Göle'de. Mustafa abi de Beyoğlu'nda olmuştum. Gazeteci abim benim. O da Beyoğlu'nda kırpayla trafoya kedilerin girmesinden dolayı kaybetti. Evet. Siz de Göle'de çok az farkla kaybettiniz. Siyasetle de ilgileniyorsunuz eğitim camiasının yanında. Doğrudur, doğrudur. Fakir Bey, ben uzun yıllar burada öğretmenlik yaptım. Okul müdürlüğü yaptım. Tabii ki bizim için önemli olan buradaki öğrencilerimizin iyi bir eğitim alması. Temel amacımız buydu. Evet. Ben matematik öğretmeniyim. Uzun yıllar tabii okulların koridorlarında teneffüsler de dahil olmak üzere öğrencilerimize en maksimum düzeyde faydalı olmaya çalıştım. Evet. Teneffüsü tabiri caizse teneffüsü derse kattık, gecemizi gündüzümüze kattık, memleketimizin çocukları için hizmet sunmaya çalıştık. Evet. Ben okul müdürüyken şöyle sadece bir örnekle durumu size izah etmek istiyorum. Buyurun. Okul, pansiyonlu bir okulun müdürü iken pansiyonumuz kapanmış benim haberim olmadan. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze sordum. Müdürüm, bu pansiyonumuz kapanmış, halbuki ben pansiyonumla ilgili bir ihale yapmak üzere hazırlık yapıyordum. Evet. Bundan sizin haberiniz yok mu? Yani bu durum bizi çok üzmüştür dediğimde müdürümüzün de haberi yok. İl müdürümüzün de haberi yok. Demek ki o zamandan beri gece yarısından itibaren bir imza atılıyor. Merkez Bankası'nın başkanı değişti gibi. Bilemedim. Ben sadece şu sizin sormuş olduğunuz soruya istinaden bir cevap vermek evet, istiyorum. Buyurun. Tabii buyurun. Okul müdürü, ilçe müdürü, il müdürü, bakanlığın ilgili alt biriminin hiçbirinin haberi yok. Sadece üstte diğer kurumlar, yani tabiri caizse bu devletin aklı dediğimiz bürokrasi kısmı bypass edilerek tamamen siyasilerin öne çıkması, önemsenmesi açısından okulumuzun pansiyonu kapanmış bilgimiz yok maalesef. Öyle bir noktaya geldik ki artık okulda hizmet edemez duruma geldik. Okulla ilgili, milli eğitimle ilgili kararlar alınırken öğretmenlere, müdürlere, bu işin uzmanı, ehli, liyakatlı kişilere sorulması gerekirken bakkal dükkanlarında kararlar alındı.
Dolayısıyla bizim yetiştirip üste üniversitelere gönderdiğimiz bu en iyi diye tabir ettiğimiz çalışkan öğrencilerimiz, öne çıkanlar gidip üniversitelerde okudular 4 yıl 5 yıl, aileleri tarafından büyük bir en azından umutla geleceğe dair güzel günler için gönderilen öğrencilerimiz masraf edildi, emek edildi. Geri dönüldüğünde bu öğrencilerimiz köy köşelerinde bunalıma girdiler. Kendi başlarına terk edildiler. Bu öğrenciler bir noktaya taşınamadı. Öngörülemez bir noktaya geldi. Halbuki alt basamakta olan, okumayan öğrencilerimizin bir kısmını da devletin en güzel noktalarında görünce gerçekten de insan üzülüyor. Tabii ki herkese istihdam sağlanması gerekiyor. Ancak liyakat anlamında gerçekten de son zamanlarda çok müthiş bir yozlaşma oluştu. Hocam araya gireceğim ama hak edenin değerli hocam, hak ettiği noktaya gelmediği bir düzen de artık bizim bir anlam ifade etmediğimizi gördüğümüzde hocam, hak hukuk adalet şiarıyla yola çıkan genel başkanın da söylemiyle daha üst perdeden hizmet etmek istedik. Bizim için şan ve şöhret çok da önemli değil. Öğretmenlik en kutsal meslektir. Buradan öğretmenlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok büyük bir emeğin ürünüdür. Değerli hocam. Onların emeği dinliyor mu? Çok büyük bir emek. Evet, çok önemli hemen bir emek. Hemen sözünü bitirsin. Evet. Dolayısıyla ben öğretmenim. Buradan karar aldınız, milletvekili aday oldunuz. Doğru mu efendim? Aynen öyle. İnşallah bu dönem hakkı, hukuku, adaleti temin etmek adına bizim de bir katkı sunabilmek için böyle bir düşünce oluştu bizde de. Aday oldunuz. Aynen öyle. Hayırlı olsun. Şimdi değerli hocam, öncelikle başarılar diliyorum. Ülke ve çevredeki iller için, kendiniz için, bu ülke için, daha doğrusu dünyanın bütün insanlar için inşallah başarısınız ve başarmak için de bu yolda devam ediyorsunuz. 1938'de Cilavuz Köy Enstitüsü kurulurken, kurulduğu zaman içerisinde büyük amcaların gerçekten de çok değerli insanlar o köy enstitülerini kurdukları için ve onunla da gurur duyuyorum. Bu çevre içerisinde köy enstitüleri 1940'lara kadar çok iyi yönetildiği süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde olması gerekiyor. Bugün şu anki partinizin de içinde aday olarak da kendisi görüyoruz ama 1940'lardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu köy enstitülerinin kapanması için ellerine gelen her türlü imkanları sağladılar. Gördüklerimiz kadar. Fakat ne eksik oldu ki 1923'ten sonra işte köy enstitülerinin kurulmasıyla 1938'e kadar bütün dünyada gruptayla ve Atatürk'ün de kurmuş olduğu bu eylemle ve hayata geçirildi ama sonrası katkıda bulunarak kapanmasına sebep oldu. Soruyorum, oradaki yetişen insanlar bugün bu dünyada ve bu Türkiye'de çok şeyler katmışlardır. Her bir öğrencinin yüzlerce ve onlarca yapmış olduğu işler vardır. Bu konuda siz eğer iktidar olursanız, ben yine milletvekili adayları olmuş ve şu an yönetimde olan insana da soruyorum. Siz olsanız, geldiğiniz zaman ben Milli Eğitim Bakanı olurum, yeniden köy enstitüleri kurma gibi bir niyetiniz var mı? Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi şöyle bir haberlerde mutlaka herkesin bilgisi dahilindedir. Japonya'da bir tane öğrenci için trenin bir yıllık seferleri devam ettirildi. Evet, evet. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olan Japonya'nın eğitime vermiş olduğu değerin göstergesidir. Bizim mevcut durumda da her köyümüzde okullarımız vardır. Ancak işte öğrenci sayısı ve benzeri nedenlerle bu okullarımız kapalıdır şu an itibariyle birçok köyümüzde. Bizim bir tane öğrenci dahi olsa, bir tane öğrenci dahi olsa bu bir cumhuriyet kazanımıdır. Gerçekten öğretmen köydeki örnekliği açısından biz sadece işin maddi boyutunda düşünmüyoruz.
örneklik teşkil etmesi açısından her köyde okulların açılmasını tabii ki arzuluyoruz. İktidar olmamız durumunda bunu önemsiyoruz. Açılmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Hocam ben bir soru sorayım size. 27 tane aday var şu anda Mustafa Bey. Ardahan'da 27 evet. tane aday var. Geçen yıllara göre AK Parti'de ilgi az milletvekilliğine. MHP gibi bir Cumhur İttifakı'nın ortağı 3 tane aday zor bulmuş. HDP'de 9 tane bildiğim kadarıyla. CHP en çok ilgi gören parti şu anda Ardahan'da. Siz 27 aday içinde hangi iddialarla ben ne adayı gösterin ben seçimi alırım. Yani size sorulduğu zaman Ardahan'ın 10 tane maddesini ve yapacaklarınızı bir kısaca ve hızlıca aktarabilir misiniz? Meslektaşında bir şey söyle. Ben de ekleyeyim. Hocam başarılar diliyorum. Başta Ardahan, daha sonra Çıldır, Hanak, Posof ve Göle için o ilçelerin ve ilin sorunları nedir? Neler yapabilirsiniz? Katkınız evet. ne olur? Onu da kısaca anlatırsanız memnun oluruz. Ne yapılmalı diliyorum. Siz olmasanız da ne yapılmalı? Doğrudur. Şimdi ben öncelikle aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sayının çok olması bizim için herhangi bir olumsuz durum olarak görmüyoruz. Bir zenginlik olarak görüyoruz. Her bir aday arkadaşımız gerçekten de farklı özellikleri, meziyetleriyle halkı için ter dökmek adına aslanlar gibi halkının karşısına çıkmıştır, yarışıyor. Bu arada parantez açayım, özür diliyorum. Aslanlar deyince bazı bayan arkadaşlarımız vardır. Aslanın erkeği dişisi olmaz. Bunu da belirtmek için. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi aseneler mi var sizde? Aynen öyle. Ben şimdi bir köyde yolda aradınız beni. Evet. Hasköy civarındayım şu anda. Bugün ben 8 tane köyü dolaştım. Hoçan Hasköy bölgesinde. Evet. İlle aday olmak kaydıyla buralarda dolaşmak gerekmiyor. İnsanlarla oturduk, sohbet ettik. Bu memleketin ihtiyaçları, onların istekleri nedir diye istişarelerde bulunduk. Ben şöyle bakıyorum olaya. Evet. Şimdi bir insan düşünün, canlı bir varlık. Sabah kahvaltı yapar, öğlen tekrar acıkır. Şehirler de aynen insanlar gibi canlıdır. Dolayısıyla böyle sabit, statik birer projeleri yoktur. Günün koşullarında en uygun, en ekonomik, insanların o anki ihtiyaçlarını giderecek projeleri üretecek, gerçekten de yönetmeyi bilen bir idareci seçilmesini istiyorum. Ben bu yönüyle kendimi diğer arkadaşlarımdan ayrı olarak görüyorum. Evet. Ben bu adayı arkadaşlarımızın ellerinde çok güzel projeler var. Her biri gerçekten çok kaliteli kazanımlar elde etmişler hayatları boyunca. Biz bu kazanımların hepsinin ortak paydasından yola çıkarak iyi bir idareci, kolektif çalışmaya önem veren bir kişilik olarak yıllarca idarecilik yaptım. Bu yönüyle onlardan ayrıldığımı düşünüyorum. Dolayısıyla günün koşullarında bu memleketin ihtiyacı neyse, bizim oradaki ekonomik durumumuz neyse, en uygun şekillerde akıllı ve pratik kabiliyetli birçok farklı alanda uzman kişilerle bir araya gelip memleketimiz için en uygun hizmetleri üreteceğiz. Bunları şimdiden şu yol üzerinde teşekkür ediyoruz. Yani diyorsunuz ki Ardahan detaylandırmak istemedim ancak çok sağ olun. Olması gereken en üst noktada memleketime hizmet edeceğim konusunda şüpheniz olmasın. Teşekkür ediyoruz. Diyorsunuz ki Ardahan
Ermenistan ve Gürcistan'a sınır bir kent. 5 ilçesi, 227 köyü, bir beldesi olan bir kent. Kafkasya'nın başkenti olması gerekirken her gün, her yıl 1000 kişinin göç ettiği bir kent. Ben de burada Kars, Tiflis, Bakü demiryolu geçmesine rağmen Doğu Ekspresi'nin gelmediği bir kent. Bulgar tünelinin açılmadığı, yıllardır Göle yolu gibi bitmediği, Sahara tünelinin açılmadığı, Biblan dağının delinemediği bir kent. Allahu Ekber dağlarında doğup Kur'an nehrini oluşturan o güzelim sularının Karadeniz'e aktırması, İstanbul Karadeniz İstanbul kanalı gibi değiştirme yönünde, ki bunları engellemek için tarımıyla, hayvancılığıyla gerçekten siz siyasilerden beklentileri olan bir kente adayım diyorsunuz. Doğru mu efendim? Evet, doğrudur efendim. Doğru. Saygılar sunuyorum. Çok başarılar teşekkür ediyoruz abi. Umarız ki aday olarak da alır sizi. Son bir şey söyleyeyim. Evet. Biz bu sınır kapılarımızı, iki tane çok değerli sınır kapımızı utanç kapısı olmaktan çıkaracağız. Bu memleketin gerçekten nefes alabileceği kapılar haline dönüştüreceğiz. Bundan endişeniz olmasın inşallah. İnşallah hocam, başarıyorsunuz. Partinizin, Mustafa Bey için bana beğenecek. Partinizin o ön seçim yok, demokrasi, insan hakları diyoruz ama maalesef adaylar konusunda, seçim konusunda Mustafa abi de aynı sorunları yaşadı. Kendisi de aday oldu. Umarız ki parti iyi karar verir. Sizin gibi değerli insanları sıralamaya koyar. Biz de sizi aday olarak da alırız Tempo TV'ye. Bizim en büyük gücümüz halktır. Bugün Hoşvan bölgesinde köylerimizi ziyaret ediyoruz. Hastalarımızı ziyaret ediyoruz. Köy bakkallarımızı ziyaret ediyoruz. Dolayısıyla ben inanıyorum ki partimiz de halkın sesine kulak verecektir. Tabanın sesine kulak verecektir. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin, başarılar diliyoruz. Yenge Hanım'a da selamlar bu arada. Yenge Hanım'la beraber geziyor. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin vesilesiyle bizi dinleyenlere, hemşerilerimize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz Özal abi. Mustafa abi, adayımız, sizi de adaylık yaptınız. Bu kadar kolay mı bu işler? Evet, arkadaşa başarılar diliyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, benim en son yazım şu: milletvekilliği bir meslek değil. Milletvekilliği bir hizmet makamıdır. Evet. Hizmet edilmesi lazım. Dolayısıyla da milletvekilliğinin emeklisi olmaz. Ben onun yanındayım. Bazı milletvekili 53 bin lira emekli arıyorlar ama abi. İşte ben ona karşıyım. Bazı milletvekili arkadaşlarım bana gönül koyanlar da oldu ama milletvekilliği meslek değil. Öğretmenlik meslektir, gazetecilik meslektir, doktorluk meslektir. Yani bir sürü meslek var. Evet. Ama milletvekilliği hizmet makamıdır. Şu anda milletvekilleri 74-75 bin lira civarında maaş alıyorlar. 2 sene geçtikten sonra hak, hukuk, adaletten, kul hakkından bahsediyorlar. Ama 2 sene sonra 75 bin artı 57 bin lira. Evet. Emekli maaşı da ekleniyor. Burada kul hakkı nerede peki? Milletvekilliği, ben diyorum ki şu anda aldıkları maaş yeterli değil. 150 bin lira alsınlar ama hizmet yaptıkları sürece. Evet. Hizmeti bitti, güle güle kardeşim. Niye emeklisi olsun yani? Aynen. Zaten oraya seçilen insanların çoğu şu veya bu şekilde emekli olan insanlar. Aynen. Ekonomik özel veya şeyi olan insanlar gidiyor. Zaten çoğu da emekli. Şimdi bu hocam da sanıyorum emekli olmuş. Ayrılmış yok, daha şeyden ayrılmış. Şey, katkıda bulunabilir mi? Şimdi tabii ki siyasetçilerin 1940'lardan sonra tek parti ve çift parti demokrasiye geçişte, demin de hocamın dediği gibi işte yani mutlaka bir, ben aday olamadım ama ilerleyen zamanlarda belki nerede olacağım belli değil. Yani bu dünyadan geçip gittim. Evet. Ama şunu söylemek istiyorum. Parası olan insanlar mı sadece aday olabilme ihtimalini göz önünde buluyor? Artı oldukları süre içerisinde mutlaka 3 tane 5 tane koruması vardır. Ben de sesleniyorum. Diyor bir arkadaşlar diyorum. Madem adaysınız, madem insanlar için bir emek edecekseniz, bu emek için bu halkın içerisinde olacaksanız, o zaman korumasız, araçsız ve insanların istedikleri gibi olsun. Eğer sokaktaki bir vatandaşın, gariban bir köylünün gelip de orada milletvekili olmasını istiyorsanız, önce çobandan başlayın ki çoban dağları ne kadar farklı olduğunu öğrenebilsin. Sonra da tabii ki öyle herkes milletvekili olamaz. Benim param var, milletvekili olabiliyorum ama
Param yoksa ne yapacağım? Sana onu vereceğim. Sen kitap yazmaya devam edeceksin. Para. Ya parayla değil de Mustafa Bey şöyle düşünüyorum. Bunun parayla değil de bir milletvekilliğinde ayrıca bir ayrımları gerekiyor. Yani herkes bence yine de milletvekili olmamalı. Şeyma ben şimdi İstanbul'da müracaat eden en son yazımda işte milletvekilliği bir meslek değildir yazımda. İstanbul'da müracaat eden aday adaylarının isim isim inceledim. Bu aday adayları arasında çoğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçesinin nerede olduğunu bilmeyen birçok insan var. Bunları isim isim ben de bir yazı yazmıştım ki İki, Sayın Başkanım konum atar mısın? Ben partiye geleceğim de aday olacağım. Buyur. Evet. Var öyleleri var. Evet. Artı mahallesinden ilçesinden kongresine delege olmayan insanlar da aday adayı. Ne kardeşim senin derdin ne ya? Şimdi Sayın Oğuzhan Salıcı bir genelge yayınladı. Temayül de değil, ön seçim de değil. İlçe yöneticileri aday adayları hakkında ne düşünüyor? Onlar düşüncelerini bugünün bu akşam saat, rapor edecekler. Bu akşam saat 17'de yani kapalı bir zarfla bir iletecekler. İlçe yöneticileri müracaat eden aday adaylarını tanıyorlar mı? Ben tanımıyorlar. Şüphelerim var. Tanımıyorlar. Hayır aradım. Nasıl bir rapor bildirilecek? Telefonla ne alamıyoruz? Ayrıca evet. Ben yine yazımda işte tek adam diye şey, kızıyoruz. Güzel. Bana göre her partinin genel başkanı tek adam ve o partisinde her partinin genel başkanı bir diktatördür. Aynen. Bitti nokta. Yani şu anda her partinin genel başkanı kimi istiyorsa onun kafasında liste hazırdır. Onları yazacak. Biz de 14 Mayıs günü gidip oyumuzu vereceğiz. Onun seçtiği isimlere oy vereceğiz aslında. Yeme. Onların arasından seçme hakkımız yok. Yok. Evet. Eskiden bir seçimde uygulandı tercihli sistem. O da yok şimdi. Şimdi Türkiye'de işte şimdi önümüzde hepsine başarılar dilerim. 4 tane Cumhurbaşkanı adayımız var. Bunların bir tanesi zaten Muharrem İnce de belirttiğim gibi bu anayasaya uygun olmayan bir adaylık. Yüksek Seçim Kurulu kabul etti. Ve işin garip tarafı mesela Sayın Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın ya bu Anayasa Mahkemesi'ne böyle bir kararı nasıl oldu diyen bir Cumhurbaşkanı. Telefon açıp ve onun HDP'nin parası niye kaldırdı? Parayı niye kaldırdınız? İddiası var. İddia var, öyle de var. Evet. Mesela Devlet Bey de bu Anayasa Mahkemesi kapatılması diyen bir ikinci lider. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir ülke nasıl olacak? Nasıl yönetilecek? Bunu halkımın takdirine sunuyorum. Ya ama biraz önce dediğiniz gibi öteki partilerin başkanları da diktatör diyorsunuz. Şimdi onlar da gelecek. Değişen ne olacak? Şimdi Türkiye'deki sistem nasıl değişecek? Neyse, ne ileriye müracaat edilirse etsin. Şimdi Ardahan'ın 2 tane milletvekili var. Evet. 27 tane aday adayı var şu an. 2 milletvekilinin büyük bir ihtimalle 2 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Halkların Demokrasi veya Yeni Sol Yeşil Sol Parti veya Cumhuriyet Halk Parti arasında. Evet. Üçünden birisi iki tanesi birer milletvekili çıkarıyor. Evet. Yani orada 2 milletvekili alacak bir parti yok. Doğru. Dolayısıyla AK Parti'nin oyu da var ama Ardahan'da. O bir tane o alacak. Ha, bir tane o alacak. İşte şimdi veya alabilir. Cumhuriyet Halk Partisi var. Yeşil Sol Parti var. AKP var. Evet. Ardahan'da onlardan üçünden ikisi birer milletvekili alacak. Evet, doğru. Dolayısıyla bu arkadaşların hangisi şanslıdır, hangisi değildir? Genel merkez kime izin verir? Genel merkezlere daha doğrusu diğer evet. partilere kimlere izin verirler? Onu bilemeyiz. Şimdi geçtiğimiz şimdi 4 tane Cumhurbaşkanı adayımız var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kanadı Muharrem İnce'ye çok tepkiler gösteriyor. Ya çok bana göre çok gerek yok. Muharrem İnce Millet İttifakı'nın oyunu alacaksa öbür tarafta da Ata İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın oyunu alacağı Sinan Oğan var. Evet, doğru. Yani onlar birbirini nötrleştirir. Millet dediğim biraz evvel dediği gibi pahalılık, yoksulluk, işsizlik, enflasyon, pahalılık bunları göz önüne alacak. Başını iki elin arasına alıp kararını verecek. Ayrıca mesele değil. Yani geçtiğimiz dönemlerde o kadar partiler kuruldu ki bu ülkede. Sonuçta Muharrem İnce'nin partisi de gelecekte böyle olacak. Mesela Saadettin Tantan'ın partisi nerede şimdi? Yaşar Nuri Öztürk, Allah rahmet eylesin. Nerede? Halkın Yükseliş Partisi kurdu. Nerede? Adını sandı duyan var mı?
Abdülhatif Şener'in kurduğu parti nerede? Doğru. Mesela yok. Mustafa Sarıgül parti kurdu. Adını bilen var. Kendisi de şu anda yok ortada. Muharrem İnce'nin Keza Partisi, evet. Yarın bir gün büyük bir ihtimalle. Şimdi 116 bin oy aldı. Ben 116 bin oy alabileceğini bile sanmıyorum. Geçtiğimiz seçimde Doğu Perinçek'te 115 bin, evet, imza ile aday olmuştu. Seçimlerde 80 bin oy aldı. Böyle bir durum devam ediyor. Yaşar Okuyan parti kurduydu, evet, bir zamanlar. Yine var. DSF, Cem Uzan mesela %7 aldı. DSP, ANAP ve CHP'yi devre dışı bırakan, AK Parti de onların baraj altında kalmasını, evet, sağlayan, doğru, bir adam. Adı var mı? Öztürk Yılmaz. Ardahan hemşerim şu anda. Parti kurdu. Adı özelliği hatırlamadı. Niye kurdu? Derdi neydi? Anlamak mümkün değil. Ayhan Bilgen, Kars Belediye Başkanı. O da dedik AK Parti ile böyle çalışacak. Var yani. Mesela Nuri Demirbağ 1945'ten Veda Milli Kalkınma Partisi. Ana Vatan adı var mı? Böyle bir sürü, mesela yine Söter Söz Milletinde diğer Adnan Menderes. Turut Özenoğlu. Onların kurduğu, alamadı, parti. Evet. Celal Bayar'ın kurduğu parti. Turhan Feyzoğlu'nun 1967'de CHP'den ayrılarak kurduğu partinin adını sandı bilen var mı bugünkü seçimlerde? Sonuç nereye geleceğiz bu sefer? Bu değişecek mi? Yani Turgut Sunalp var, Necdet Çalp var, Mustafa Timisi'nin kurduğu parti var, ANAP var, SOZEP var, İsmail Cem'in kurduğu parti, Sema Pişkin Süt'ün kurduğu parti, Mehmet Özcan'ın kurduğu, Gökhan Çapoğlu'nun kurduğu parti, yine mesela şey var, Emine Ülker Sarhan'ın kurduğu. Evet. Bunlar hep parti kurdu ama ne hiç adı var? 130 tane parti var, hiç parti yok. Ya Türkiye'de şu anda işte parlamentoda olan partiler var, diğerleri var, ittifakta olan partiler var. Çok bir mesele değil. Benim dediğim gibi halkımız yokluk, yokluk, yoksulluk ve yasakları da yok edeceğim diye gelen partinin yaptıklarını gördük. Yapacaklarını bundan sonra da biliyoruz. Bunlar yoruldu diye düşünüyorum. Diğer iki partilerde başını AKP'nin arasına arayacak. Ona göre kararını verecek. Bizler de ülkemizin geleceği, torunlarımızın geleceği, çocuklarımızın geleceğini düşünüp aydınlık günler için önümüze getirilen adımları vereceğiz. Bu ülkeye hizmet edenleri layıkıyla hizmet edeceklerine inandıklarımızı seçeceğiz. Getireceğiz. Dede, sen ben hemen Zaki Bey, dedeye soracağım bir saniye. Abi bir sorusuna bir cevap versin. Ha, vereceğim bir dakika. Baran Yılmaz iyi yayınlar demiş. Coşar Efe Atalay, merhaba Fakir Bey, iyi yayınlar, konuklarınıza selamlar demiş. Çok doğru, bayraklar çöplükte iken AK Parti'nin sesi çıkmıyordu demiş. Aynı şekilde Halil Aktaş, iyi yayınlar başkanım, evet, valla yardımcı olsun. Sağlıklı yaşayınız inşallah demiş. Özgür Aktaş başkanım, değerli abim, kolay gelsin, iyi yayınlar, başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Halil Aktaş okuduk. Cemal Uygur izliyor. İyi yayınlar Fakir Bey, Şeyma Hanım demiş. Alparslan Aysel Omur izliyor bizi. Fakir Bey, Şeyma Hanım, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Hatice Genç aynı şekilde selam söylemiş. İyi yayınlar dilemiş bize. Rüstem Yılmaz, iyi yayınlar, selamlar, sevgiler sunuyorum demiş. Solmaz Ay izliyor bizi. Bayık Dursunoğlu, merhaba size, konuklarınızı selamlar. Çok güzel başarılar imza atıyorsunuz. Başarının devamını dilemiş. Hasköy'den selam söylemişler. Hasköy olarak size selam, gurur duyuyoruz demiş. Ben hemen dedeye dönmek istiyorum. Dede, şöyle dönelim. Dede, seçimlere dedeler nasıl bakıyor? Cemaatçiler çok, cemaatçiler alıyor. Diyanetten gelen emir diyor ama sonuçta bir siyaset yapılıyor orada camilerde. Cemelerinde bu var mı? Şimdi şöyle cevap vereyim. Orayı bahsedin. Sevgili güzel abim çok güzel değindi. Yani kendini hiç üzmesinler, yormasınlar. Evet. Cem evlerindeki, camilerdeki siyaset hepsini sollar. Evet. Evet. Tamam mı? Niye? Tam olarak. Cennetle cehennemle korkutuyorlar. Dini satıyorlar. Artık herkes din tüccarı olmuş. Din adamı değil de din tüccarı olmuşlar. Bunun yani iki taraf şimdi tabii ki bunu seçerek söyleyelim. Tabii ki caminin bazı hocaları, menzilleri, hizmetini Allah rızası için yapanlara tabii sözüm yok. Evet, Allah'ın izniyle. Dedelerin de kendi özüne bağlı olup da siyaset dışında eğer görevini yapıyorsa onların Allah işini gücünü rast getirsin. Doğru. Şimdi ben burada gördüğüm kadarıyla akşama kadar kızlarımız, gelinlerimiz, analarımız Kur'an'ı kıçına sürte sürte mahallelerde Kur'an öğretmeye gidiyorlar. Evet. Kur'an değil, siyaset yapmaya gidiyorlar. Aynen.
Kur'an nerede kullanılır? Kur'an'ın yeri kutsaldır. Başımızın evinde kullanılır. Camide kullanılır. Cemevinde kullanılır. Böyle bir sohbette kullanılır. Soru sorulursa Kur'an hakkında açar işte bu ayette var der. Fakat şimdi Kur'an oyuncak oldu. Millet de tamamen rezil oldu. Kur'an'ı oyuncak ettiler. Şimdi hepsi çıkmış. Ben Kur'an'ı hatim ettim. Ben inanmıyorum. İnanacak bir şey de yok. Ne menzili, ne hocası, ne öyle Kur'an'ı hatim etmek kolay değil. Evet. Bir kelimede kaç kelime çıkıyor? Onu çıkarabiliyor mu? Çıkaramıyor. Hocam. Efendim bir dakika. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlarım, dinleyenlere de teşekkür Arapça ederim. Okumak bir şey ifade etmiyor. Kur'an'ı anlamak önemli. Kur'an'ı Türkçe ve Arapça hangi Arapça dilden okuyorsa ondan anlatacaksın. Onu anlamak önemli. Evet. Anlamak, şimdi Kur'an'ı tamam Arapça önemli. Okuduğu zaman Tunceli'nde bir tane hoca davet etmişler. Demişler ki hocam gel. İşte dede yok bugün. Gel sen bize şey oku. Kur'an oku. Gitmiş soğan sarımsak duası okumuş Kur'an'da. Tabii Kur'an'ı bilen orada var. Evet. Soğan sarımsak duası okumuş. Bunun neresi hoca olabilir? Neresi dede olabilir? En son Kur'an bittikten sonra demiş ki ya hocam Allah razı olsun. Sen bir Kur'an okudun ki hiç kimse bunu okumuyordu şimdiye kadar. Sen soğanı diktin, sarımsağı diktin, biçtin, temizledin, getirdin, yemeğini yaptın. Allah razı olsun. Hoca bozuluyor hemen ceketini alıp kaçıyor. Yani din adamlarına da aslında baktığımız zaman artık güvenimizin kalmadığını çok net görüyoruz. Şimdi kızım. Güveniyoruz değil aslında. Yani güven kalmadı bak. Şöyle bir şey diyeyim bakın. Dine güven kalmadı evet. Camiler boşaldı. Cemiyetler boşaldı. Aslında. Hayır. Din oradaki adamlarına. Öğreticilere din. Şey kalmadı. Güven kalmadı. Ya il başkanı gibi çalışıyorlar. Siyasetçilere gerek yok ki. Din adamları il başkanları. İlçe siz başkanları. Mahalle temsilcileri. Şey Tunceli'nin belediye başkanı öyle değil. Mesela kızım şimdi ben bakıyorum bak. Gerçek nasıl? Bak. Irk, cins, mezhep ayırmadan hizmetini Allah rızası için yapanın Allah işini gücünü rast getirsin. Evet. Ama bunun içinde 1001 tane çember var. Bir baksınlar. İsrail bugün Türkiye'de 46 tane tarikat kurmuş. Niye kurdu? Ne? Sebep hocam, niye kurdu? Bunun masrafını niye karşılıyor? İsrail ne kadar güçlü bir ülke. Suyumuzu almış, fabrikalar almış, şeker fabrikamızı almış. Zaten sektörümüzü almış. Diyarbakır'a kadar toprağı hepsini aldı. Şey mi kurmuştunuz? Ne kurmuştunuz? Nasıl? Cemaat. Tarikat. 46 tane tarikat kurmuş Türkiye'de. Bu şimdi, dış güçler dedikleri hepsi. Ya ne dış gücü? Dış güce bağımlıyız. Bağımlıyız. Korkumuzdan sesimizi çıkaramıyoruz. Sermayemiz dış gücün elinde. Laf olsun. Cahil insanları kaldırıyoruz. Kandırıyoruz. Şöyle bir şey. Hocam ben size söyleyeyim. Şey, bir daha söyleyeyim ben. Cem evlerinde siyaset yapılıyor mu? Yapılıyor. Yapanlar var. Evet. Yapmayanlar da var, yapanlar peki, da var. Karşı tarafı suçlarken yani ben kimseyi suçlamıyorum. Sizin demiyorum. Yani karşı taraf işte şunu yapıyor diyorlar ya. Evet. Biz de yapıyoruz bunu. Yapıyoruz. Yalan yok. Evet. Yapanlar var. Nasıl önüne geçilir? Vallahi şimdi şöyle bir şey. Din ve siyasetin birbirinden ayrılması lazım. Evet. Devletin en güzel, en adaletli yeri meclistir. Mecliste de küfürler uçuşuyor. Evet. Evet. Şimdi kime inanacağız, kime güveneceğiz? Değerli dedem. Yani, buyur. Yine buradaki ekran başında bizi izleyen arkadaşlar herkese çok selam söylüyorum. Şimdi, eyvallah. Eğer bir memlekette yoksulsa insanlar orada her zaman sıkıntı vardır. Yani mutlaka eğer bir kümeste 100 tane tavuk varsa eğer günü gelip o yumurtayı alamıyorsanız bir zaman sonra yumurtanın nesli tükendiği zaman çünkü yemsizlikten kalan bir şeydir. Eğer bir toplumda insanların eğer eğitimsizlikle sağlıksız bir toplum yaratırsanız bunlar olur. Mesela dün gördüğüm kadar Hindistan'da bir tarikata veya bir dine mensup olan insanlar aşağı yukarı 20-40 kişi öldü, öylesine öldü. Bir mağarada kendilerini hapsetmişler. Tanrı ile iletişime girmeye çalışıyor ama içerisinde hiçbir şey yok. Eğer okumayan bir toplumu koyarsanız ön tarafa mutlaka ve mutlaka biri gelir denler alır gider. Efendim? Eğer İsrail bunu yapıyorsa bizim niye buna karşı bir şey dur dememekten yana neden biz bu hale geldik de birileri bizi yönetiyor demek gerekiyor. Efendim tepemizdeki insanlar bizi insan gibi yönetseler bir kere bütün ilkokulları kapatıp okuluna çevirmezler. İmam hatiplere çevirmezler. Bugün İmam Hatip ben Alevi dedesiyim. Ya ben siyasetten ne anlarım? Ben devlet yönetmekten ne anlarım? Ben devletin hangi, nerede, neyin ne olduğunu bilebilir miyim? Şimdi, dışarıda çalışan ağacanlar, siyalar, şunlar bunlar, ben bunları yönetebilir miyim? Hayır. Daha gireceğim şimdi. Siyasetçi, bak, siyasi şimdi, bilim dalını okuması insanlar, gerekir. İnsanlar, siz sadece siyaset edin, kendi aranızda gözle. Ben şöyle görmek istiyorum.
her doğan canlı insan olarak, her doğan canlı anne karnında politika yaparak geliyor. Geldikten sonra, dünyaya doğduktan sonra ağlamaya başlıyor. Hem siyaset hem politika yapıyorsun. Öğrenmeme gibi durumun yoktur. Şu an hepimiz hem siyaset yapıyoruz hem politika yapıyoruz. Hem de bunu yapan şu anki iktidarlar oldu. Siyasetçiler bize bunu zorunlu kıldı. Biz siyaseti herkesin yapmasına gerektiren bir şey yoktu aslında baktığınız zaman. Ama bizim herkes her şeyi öğrenmek zorunda olduğu. Şu anda sevgili hocam, benim siyasetle bir işim yok. Ben siyaseti tanımam. Niye? Benim yolum belli. Ben kendimi adadığım çizgiyi biliyorum. O çizgiden çıkarsam kendimi kaybederim. Benim çizgim özel bir çizgidir. Kendimi bu yola adamışım. Cemevi dedi sizsiniz. Cemeviniz var. Var. Adresi yeri neresi? Seyit Rıza Cemevi Mehmet Akif Karakol'un karşısında. İstanbul. Burada İkitel'de. İkitel'de. Konuda misinler izleyeceğiz. Eğer isteyen canlar, zaten dünyanın dört tarafında benim ziyaretçilerim geliyor. Evet. İkitel'li Mehmet Akif Polis Karakol'un karşısında Seyit Rıza Cemevi. Yasam Mehmet Akif yani Küçükçekmece. Ve bu arada... Bakanına bağlandı mı sende? Yok, benim şu anda resmi sıfatı yok daha. Evet, tamam. Resmi sıfatı bekliyorum. Çok az da bir dakikamız kaldı. Şu anda sosyal medyada çok meşhurdur. Evet, tamam. 20 tane sayfam var, 20 sayfada da mevcut yayındadır. Tamam hocam. Evet. Çok az da bir dakikamız kaldı. Toparlamanızı isteyeceğim Mustafa sizden. Mustafa Bey'den söz alıp son olarak size vereceğim. Biraz sizi bekleteceğim. Mustafa Bey, son olarak İYİ Parti'nin il binasının bir kurşulanma olayı oldu ama karşı taraftan yolun karşısındaki binadan birinin ateş ettiği söylendi. İnşaata gidiyordum ben. İnşaattan yapıldı söylendi. Şimdi bu kadar bu siyasete de bu oyunlar bizim oraya da güvenimiz çok kalmadı. Şimdi ben İYİ Parti'nin olduğu yeri ve karşıdaki inşaatın yerini de iyi biliyorum. Bu tamamen düzmece bir olay bana göre. Karşı taraftaki inşaatta arada bir her iki tarafta da yan yol var. Dörder şeritli ana cadde hem İstanbul istikametli E5 karayolu var. Öyle bir E5 karayolu var. Yani oradan oraya o kurşun mendilinin o tabancadan çıkan ta karşı inşaattan atılan merminin o camı delme ihtimali yok. Aradaki mesafe o kadar uzak. Ve ayrıca oradan atılan kurşun da şey olmaz. Ama İçişleri Bakanı çalıştı, yakaladı bir adam. Şimdi artık serbest bırakılmış ama. Serbest bırakıldı. Ama gerçekte o adam mı değil mi? Mesela İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada bir şarjörü boşaltmış diyor. Partililer de diyor ki bizim 3 tane mermi var. Öteki adam da diyor ki ben ifadesinde ya ben çok kızdım, düştüm. O sırada elim tetiğe dokundu. Ne merminin nereye gittiğini bilmiyorum falan diye. Düşen adamın mermisi karşı yoldan oraya, o binanın üçüncü katına falan gelmez. Bu mümkün değil. Ama neden yapıldı sizce bu? Böyle bir yani öyle şova gerek var mıydı? Öyle bir şova gerek yok. Süs payı. Şov değil ki o. Süs payı. Öyle bir geçiştirilen, evet. Yakaladık, gördüğünüz gibi çalıştık, ettik falan denilen bir olay. Sonra bıraktık. Tayyip Bey, benim adım Tayyip, soyadım Erdoğan. Benimle adımı iyi bil, ben Kasım Paşa'yım, kendinle uğraştırma dedi. İşte ondan sonra da böyle bir kurşunun bence tesadüf değil diye düşünüyorum. Ben düşündüm bu yönde. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Çok sağ olun. Destekleriniz için de çok sağ olun. Son bağlayalım lütfen. Şöyle söyleyeyim. En sonunda söz verelim. Dedemizden de son sözlerini alalım. Sonra şiiri alalım. Şimdi şu anda bir Alevi din insanı olarak ben herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hepimiz yolumuzu, erkanımızı hangi ırktan olursa olsun, hangi mezhepte olursa olsun, bizim kimsenin diniyle, ırkıyla işimiz yok. Ama ehli beytin Şit peygamberden bu yana 124 bin peygamberlerin akışıyla geldiğini de 124 bin peygamberlerden sonra içinde olan Muhammed Mustafa'dan Ali el-Murteza'ya devredilen, Ali el-Murteza'dan 12 imamlara vesile torunlarına edilen gerçek yolu kimse inkar etmesin. Yani Alevilerin tabii ki asırlardır hakkını yiyorlar adaletsizce. Sadece bir diyaneti tanıyıp ona para vermek yanlıştır.
bütün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan insanlar kardeştir ve kimliğini taşıyan, bu son mültecileri saymıyorum. Zaten şu anda Türkiye mülteci devleti oldu. Onu kabul etmiyorum. Zaten onlar geldi, ortam bozuldu. Türkiye'nin dengesi tamamen silindi. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşına saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hiçbir zaman kimseyi ayırmak mümkün değil. Burada konuşurken bir Seyit Rıza torunu olarak Tempo TV'nin tüm elemanlarına ve canlarına, güzel insanlarına çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Varlığınız daim olsun, Şahin Erdan yardımcınız olsun, yolunuz açık olsun, her türlü kaza, bela, şer yolunuzda def olsun. Güle güle, güler yüzle kazanıp ekmeğinizin, aşınızın, işinizin başında olasınız. Cenab-ı Hak evlatlarınızı bağışlasın, niyetiniz kabul olsun. Hak Muhammed Ali yanınızda olsun. Gerçek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de son kapanışımızı verelim. Sonra Güven Bey'e bırakalım. Öyle kapatalım, olur mu? Bugün biz gazeteciler olarak gazeteci Mustafa Dolu'yu ağırladık. Pir Seyit Mehmet Tezel bizimle birlikteydi. CHP Ardahan Milletvekili adayı Özel Özen telefonla bağlandı, Ardahan'dan bize son durumları aktardı. Yazar ve şair Güven Kahramanoğlu bizimle birlikteydi. Bizi izleyen herkese, yorum gönderen herkese, ekranları başında bıkmadan bizi her hafta izleyen herkese bu çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam yine bizim programımız var. 10-12'de. Bizi yine izlemeniz umuduyla Fakir Bey'e sözü veriyorum. Çok teşekkür ederek. Evet, biz de bu akşam yeniden bir akşamüstü bir program yapacağız. İzlemeniz umuduyla. Sözü şeyle bırakırız. Ben önce Şeyma kardeşime yine burada başarılar diliyorum. Sizi de tebrik ediyorum. Tempo TV'ye de aynı zamanda teşekkürler ediyorum. Ekran başında bizi seyreden insanlara, dostlara sevgiyle saygılarım. Fon alırsam öyle. Hemen siz başlayın. Çok az dakikamız var. Düş kurdum. Öylece sessizce bir adım ileri, bir adım geri dedim. Kaldırımlardan sessizce yürüyorum. Yağmur çiseliyor tek tek umutlu gözlerime. Bense yol alıyorum yeni bakışlara, hüzün çöktü içime, oysa sana yetişmek istiyorum. Geri dönüp bakışlarıma tutunmak, yeniden o sevdalara yürümek, birkaç laf etsek de belki anlarsın beni diye diyorum. Size de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Akşam programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Şöyle bir şey yapsaydık derim. Geçtik dedim. Tempo TV sizin kanalınız.